konuştuğumuz dilin kurbanı olmamalıyız. Kelimelerin bizim önümüzü kesmesine izin vermemeliyiz. Yeni kelimeler, yeni cümleler kurabilmeliyiz. Çözüm sürecini başka türlü ilerletemeyiz. Burada bence çözüm... Başka şeyler söylemek cancağızım. Bir, bu cenaze mezarlıklar meselesine hemen kısaca bir değinip gideyim. Yani bu ülkenin çocuklarının bir mezarının olmasından kimse rahatsızlık duymuyor. Hükümet adına da kimse rahatsızlık duymuyor. Bir, bunun hukuk içinde yapılması. İki, bunu Habur'dakine benzer bir görüntüsel propagandaya dönüştürmeden yapmak Ama lazım. medya bunu gibi. Şimdi, Medya yaptı bunu. yani biz bunu söylemek zorundayız. Biz çözüm sürecinin selameti açısından eleştirilerimizi getirmek zorundayız. Eyvallah Bakın ama bunu medya suçlamıyoruz. yaptı yani. Ben yazılarımda şunu yazmış bir insanım. Bu ülkenin acılarını ortaklaştıracak bir ortak anıtın dikilmesi gerekiyor. Tıpkı İspanya'daki iç savaştan sonra yapıldığı gibi. Kürt Mehmet'in annesinin gözyaşı da bizim için değerlidir. Türk Mehmet'in annesinin gözyaşı da. İki tarafın acısını ortaklaştıracak ve belki de herkesi yeniden kardeşleştirecek, birlik ve beraberliği sembolize edecek bir ortak anıt da dikebiliriz. Dolayısıyla bir mezarın Ya yapılmasına Mehmet, bunu nasıl bir söyledin o dakika. saatte? Ya ben söyleyeyim, sen de itiraz et, ne kadar da antidemokratiksin yani. Antidemokratik değil, çok Ha. yumuşak bir şekilde söyleyeyim. Yani sen ortak bir anıt Şimdi yapacağız. evet, ortak bir anıt Bir şimdi yani. de buraya Bağırıp geldi. çağırmadığına Yazmış dua mıyız et ortak yani. anıta? Bak. Şimdi burada yani bir mezar üzerinden örgütsel bir propagandaya girişmek, çözüm sürecinin ruhuna uygun değil. İki, birilerinin elini güçlendirmekten artık herkesin kaçınması gerekiyor. Afrika'da Bizim... var, Güney Ya Afrika'da. Şimdi çözüm tamam, Güney süreci Afrika'da burada. ortak Burası anıtlar Türkiye'ye var bir dediniz. dediniz. Allah Bakınız yani Allah. bin yıllık Anadolu'dayız ve bin Çözüm yıllık gün gelecek Kavlezciliği'de o... böyle bir ortak anıtla bilmem ne. Gün Yunanistan'da da ortak anıt yapalım ya. Hayır, hayır, Ya gün gelecek. Emperyalist güçler gelmiş. Çanakkale'ye gelmiş bilmem ne yapmış hepsini. Gün Anladık hadi. gelecek. Bakınız Avustralyalıları bilmem neleri Mustafa aldı kendi Kemal, delilerini Mustafa bağrımıza basıyor. Kemal, Barış'ın Çünkü amacı da ben nasıl kandırıyorlar anlamadım Kemal. ki. Ama İngiliz'e de mi anıt dikeceğiz ya? Bir Ya bunu sözü bırakın Allah aşkına ya. meşrulaştırmak için Mustafa Ya İngiliz'le Kemal'e senin ne ya anlaşman müsaade eder var? Ne misin lütfen kardeşliğin, ya? ne toprak Ya bir bütünlüğün var meramımızı Nazif Bey? ifade edelim. Ama yani... Mustafa Kemal'e referansta bulunarak sözlerimizin meşrulaştırılmasını çok tasvip eden biri değilim. Ama Anzaklar için Mustafa Kemal'in neler söylediğini herkes okusun. Madem ki bu topraklarda geldiler, öldüler, kanlarını bu topraklara döktü. Onlar bizim evlatlarımızdırlar. Bize Şerefler bizim emanetimizdir. Bunu eğer biz bu ülkenin dağlarında ölen kendi evlatlarımız için söyleyemiyorsak zaten Atatürkçülük taslamaya kimsenin hakkı yok.